Morton Neuronova'da tedavide ana prensip öncelikli olarak ayakta bu sorunu oluşturan etkinin tespit edilmesidir. Genellikle hastalarda düz tabanlık ve baş parmak çıkıntısı Morton Neuronova oluşumunu tetikleyen en önemli sebeptir. Baş parmak çıkıntısı olan hastalarda tedavinin ilk aşamasında baş parmağın çalışmasını düzenleyecek olan kişiye özel tabanlık kullanımı ön planda yer alır. Baş parmağın yükü yanda diğer parmaklara vermesi nedeniyle ortaya çıkan Morton Neuronova'larda kullanılan kişiye özel tabanlık, baş parmağın yük dağılımını düzenleyeceği için kişinin şikayetlerinin rahatlamasını olacak. Ayrıca baş parmak çıkıntısı dışında düz tabanlığı olan kişilerde de Morton Neuronova şikayeti görüldüğünde kişilerin tabanlık kullanımı bu problemin şikayetlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Morton Neuronova'da tabanlık kullanımıyla ya da ayakkabı değişikliğiyle rahatlamayan hastalarda Morton Neuronova'nın gelişmiş olduğu bölgeye alkol ya da kortizon enjeksiyonlarının yapılması, ağrının giderilmesi ve şikayetlerin ortadan kaldırılması için ikinci seçenektir. Bu hastalarda başarı oranı %65-70 civarındadır. Kimi hastada iğneler yapıldıktan sonra hasta yaklaşık 6 ile ayla 1 yıl arasında bir rahatlama döneminden geçmektedir ve tekrar doktora 1 yıl sonra başvurabilmektedir. Bu hastalarda kesinlikle cerrahi yöntem denenme ihtiyacı vardır. Çünkü yapılmış olan ilaçlar Morton Neuronova'yı ortadan kaldırmamış, sadece şikayetleri gidermiştir. Morton Neuronova'da ayakkabı değişikliği, kişiye özel tabanlık kullanımı ve yapılmış enjeksiyonlardan fayda görmeyen hastalarda son seçenek cerrahi olarak sıkışmış olan sinirin o bölgeden çıkartılmasıdır.